Koçan Son Haber olarak köy gezilerimize start veriyoruz. Bugün ilçemize 2 kilometre uzaklıkta olan Karapınar Köyü'nü geziyoruz. Köy kim kurmuş? Ne zaman gelmişsiniz? Köy benim dedemin. Dedenin. Biz de Viranşar'da, Urfa'da bu tarafta bizim köy buraya gelmiş. 3 tane kardeş, bir de kız kardeşi. Bizim Cobri köyü. Kurdiler burada, Palo'dan mir gelmiş. Dedi sizi nereye vereyim? İki dağ bize vermiş, bize kara para bize vermiş. Bu kara para biz yaptık, bir de geldi bize sattılar. Bu Cobri'den buraya gelme. 55 deprem oldu, deprem. 1000 yıl depremi. Evet. Tam biz buraya gelmişiz. Biz evet teyzem, kendoş yemeği varmış. Onu Karapınar'a has bir yemek. Ha. Bize tarifini, hazırlanışını... Kuru çökelek vardır. Kuru çökelek gibi yapıyorlar. Çırtan. Biz kuru çökelek, çırtan diyoruz. Evet. Kim çok da pahalıydı. Getirip evet. Biraz da karma, bir daha soğan. Evet. Kızartıyorsun o aileni. Kaynatıyorsun, beraber kaynatıyorsunuz, biber atıyorsun içine, evet. Gömeği de pişiriyoruz. Tertemiz, doğayız, onun üstüne atıyorsun, bana da karşılıklı yiyorlar. Herkese selam söyle, abim ben nükmüşüm. Benim abim. Amca ne yapıyorsun, bu ne olmuş, bu şey, tavuk mudur, horoz mudur? Kurbanı horoz da horoz. İsim neydi? İbrahim Aktaş. Bu hasta mıydı, neydi? Yok valla sağdı, köpeklerini götüreceğine dalı dedim bizim emeğimizdi. Ben yiyeyim he. Aynen. Köpekler yiyor. Ya bizim emeğimiz ha. Akşam bizi misafir edersin horoz yemeği. Başım gözüm üzerine. Eyvallah. Başım gözüm üzerine kurbanı. Çok teşekkür. Gurbetçin var mı? Vallahi bir ufak 2002 var. Evet. Bir de 81 doğumlu var. Buradan selam söyle, izleyecekler. Çocukların ismi. Mehmet'le Umutcan'a selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Sizler de başım gözüm üzerine gelmiş. Ülkedeler. Vallahi Belçika'dadır. O zaman biz de Belçika'ya buradan selam gönderelim, değil mi? Belçika'ya buradan selam gönderelim tüm gurbetçilerimize. Bir de Filistin'e Allah yardımcısı olsun. Eyvallah. Allah o kaza belalardan sağlıya, İsrail'e de kar olsun. Karapınar Köyü'nde böyle geziyoruz. Burada büyükbaş hayvanlar var, onlar da bize eşlik ediyorlar. Tabii Karapınar Köyü'nde gezerken Karapınar Köyü'nün tarihini soruyoruz, sorunlarını soruyoruz. Hemen burada bir abimiz var, hemen onun yanına gelmek istiyorum. Abi isim neydi? Hacı Aziz Aktaş. Hacı Aziz Aktaş. Aynen öyle. Nasılsınız? Çok şükür. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim. Durumunuz iyidir. İyidir. Burada kalıyorsunuz ve köyde kalıyorsunuz. Emekliyim. Köyde kalıyorum. Ondan sonra bir iş yaptığım yok. Evet. Sabah çarşıya, akşam eve. Yani bizim su şebekesi değişmesi lazım. Su şebekesi çok önemli. Her köyün sorumlusu en başta birinci su şeydi. Şebeke komple yok. Onu değiştirmek lazım. Gurbetçimiz var mı? Tabii. Hangi ülkedeler? Belçika. Hı-hı. Şöyle kameraya bak, çocuklar seni görüyor, bir el salla. Vallahi Allah'a emanet olun. Hangi çocuklar orada? Hı-hı. Çocukların ismi nedir? Mehmet Aktaş. Burada el salla, seni izlerler. Hemen. Yani biz yayınlayacağız. İnşallah. Burada el sallayalım gurbetçilerimize. Bizim camimiz, biz Karapınar Camisi'ni yaparken biz 7 arkadaş bir araya geldik. Bu konuda dedi ki bizim biz hepimiz işvereniz, durumumuz iyi ama bizim Karapınar'a hiçbir faaliyetimiz yok, bir faydamız yok. Bizi kimi dedi düğün salonu yapalım, kimi dedi işte top sahasını içine koyalım, yani bu böyle bir şey yapalım, yani hepsini kışın yazın devamlı faydalı olsun yani. Böyle bir şey düşündüydük. Sonra arkadaşlar dedi ki tamam biz cami yapalım, biz 7 arkadaştık. Bu 7 arkadaştan dedik ya biz tamam hadi diyelim ki bizim bütçemiz yetmedi. O zaman parası çok paraydı. Bu 1 milyon euro falan yakın maliyeti oldu yani. Biz paramız yetmediği zaman ne yapalım? Bizde o zaman Hacı Zülfü Gök vardı. Allah rahmet eylesin. Şimdi Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Bana dedi ki yahu dedim Hacı dedim her birimiz hani belli bir ücret veriyoruz. Bölüştürdük 7 arkadaş olarak. Dedik peki paramız yetmedi yani nasıl yapacağız? Dedi ki biz bir daha döneriz, bir daha toplarız kendimizde. Bir yetmedi bir daha toplarız. O bize cesaret verdiydi. Düşündüm tamam dedim. Vallahi biz bunu yaparız dedim. İnandık. 7 arkadaş bir araya gelince
karar verdik. Eğer bak komşular vermezse, kimse vermezse de biz 7 arkadaş biz elimizi taşın altına koyuyor muyuz? Koyuyoruz dedik. Bir araya geldik dedik bize böyle Denak'tan bize bir taziye yeri lazım. Dernek lazım çünkü yok. Öyle bir şey bir hizmet yok. Bunu da paramızdan aldık. Para aldıktan sonra o derneğimizi bir sene boyunca belediye tarafında denetlendi. Bunlar hani işte içki, işte içecek satma, yani böyle bu tarz yerleri falan yapacaklar. Bir sene boyunca orada belediye başkanı bizi takip ediyormuş meğer. Denak Belediyesi. Denak Belediyesi. İşte burayı işte bunlar alıyorlar ama dernek olarak faaliyet göstermezler. İşte hemen çıkar yani ticaret, alışveriş yapma. Sonra bir sene sonra oturdular bize dediler ki sizin gerçekten de siz bu milletin için hizmet yapmak için burayı açtınız. Ve orayı da biz o zaman parasıyla 125 bin euroya falan aldıydık. Hiçbir kendi paramızdan aldık. Ondan sonra Kara Koçanlara da örnek olduk orada. İlk derneği biz açtığımız için. Şimdi herkes dernek açmış.